Bazıları hoşunuza gitmeyebilir. İstifayı düşündünüz mü? Sert sorular yani bunlar. Siyah arabalar, çakarlar. Var mı deliniz? Ön yargılı bir yorum. Hayır. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizin ne olacağınızı biliyor muyum? Dost olduğunu mu düşünüyorsun? Tezat oluşturmuyor mu? İnatlaşmaya başladık. Ben de bırakırım. Bilmek zorunda değilim. Yani siz de o kadar zorlamayın. Ya mümkün mü böyle bir şey? TV.net ekranlarından iyi akşamlar. Bugün geçtiğimiz hafta da duyurmuştuk aslında. Farklı bir konuk ve farklı bir stüdyodan, Ankara stüdyosundan sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz son dönemde Millet İttifakı'nda en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Sayın Karamollaoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle akşamlar diliyorum. Davetimizi kırmadınız. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Programımızın adı Sert Sorular malum. Evet. Bazı sorular hazırladık sizin için ve bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Evet. Fakat ben açıklıkla yöneltmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Evet. Hemen programa gelmeden önce aslında soru listemde şu anda önceden hazırladığımda yer almıyordu ama arkadaşlarım, editörüm bana iletti. Sayın Bülent Kaya, Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Hukuk İşleri Başkanı Saadet Partisi. Evet. 14 Aralık 2021 saat 22.05'te attığı bir tweet var. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı bellidir. Kim? Bilmem. Böyle demiş. Yani kendisinin herhalde bir bildiği var. Benim bilgim yok. Net ve kısa. İlk defa mı haberiniz oldu? İlk defa haberim oldu. Peki kim olmalı? Ha, kim olmalı konusu seçmenin tercihine bağlı, adaylara bağlı. Yani bugünkü şartlarda uzun bir zamandır iktidarda bulunan AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın devamı biraz zor gibi gözüküyor anketlere bakıldığı takdirde. Ama seçim kararı alınmadan ve başka adaylar belli olmadan kesin bir kanaat belirtmek doğru olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı var. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, hatta dün yaptığı açıklamada. Evet. Millet İttifakı'nın oluru olursa ben Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım şeklinde, evet, bir ifadesi var. Evet. Siz de Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın bileşenlerinden birisi olarak, burada söz hakkı sahibi olan bir genel başkan olarak böyle bir oylamada oyunuz ne olur? Oylama diye bir şey söz konusu olmaz aslında bu tip konularda. Ben şimdiye kadar bunu hep tekrarladım. İttifaklar koalisyon değildir aslında. İttifaklar bugünkü seçim mevzuatının getirdiği bir zorunluluktur. Bir ittifakın içinde bulunursanız veya bulunmazsanız aldığınız oy daha farklı milletvekilinin çıkmasına sebep oluyor. Bir araya geldiyseniz daha fazla milletvekili çıkarıyorsunuz ve daha fazla milletvekiline aranızda bölüşüyorsunuz. Bir arada olmadığınız takdirde çıkaracağınız milletvekili adedi azalıyor. Bu yapının gereği. Bundan dolayı şimdiden bir kanaat belirtmenin ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu da bugüne, eğer söz konusu olursa mesela, bugüne kadar tahminler üzerinde pek konuşmayı, bu tip konularda tahminler ve şahıslar üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bu spekülasyona sebebiyet veriyor. Yaptığınız bir açıklama var. Şöyle bir ifade kullanıyorsunuz. Adayımızı erkenden açıklatmamızı sağlayıp yıpratmak niyetindeler. Kullandığınız ifade yanlış. Adayımızı hiç demedim. Çünkü öyle mi? Biz henüz... Tamam, düzeltiyorum. Millet İttifakı'nın içindeyiz, dışındayız diye bu konuyla ilgili hiçbir kanaat belirtmedim şimdiye kadar. Onu da soracağım. Bir açıklamanız var. Biz Millet İttifakı'nın içinde olduğumuzu şu an için söyleyemeyiz. O bir seçim ittifakıydı dediniz. Bu da aynı şekilde. Onu da soracağım. Tabii. Bu da aynı şekilde. Ancak ben şu kanaatteyim. Cumhur İttifakı'nın adayı şu anda
Sayın Erdoğan gibi gözükmesine rağmen Tayyip Bey bile... Bu ilan edildi. Efendim? İlan edildi bu. Yok, Tayyip Bey henüz tam olarak böyle bir kanaat ifade etmedi. Sayın Bahçeli ifade etti. Ben öyle hatırlıyorum. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu bile çok böyle %99 böyle olacak da %1 bir ihtimal, hangi sebeplerden olur bilmem, belki değişebilir. Hı-hı. Fakat bunun karşısında şimdiden bu ittifak konusu zaten biraz muğlak bir meseleyken bir adayı belirlemenin yanlış olacağı, yıpratıcı olacağını. Efendim? Yıpratıcı olacağını belirtiyorsunuz. Yani bu ihtimal çok büyüktür. Şimdiden... Ama şöyle düşündüğümüzde, yani ülkeyi 5 yıl boyunca yönetmesi öngörülen, en azından şu anki sisteme göre bir ismin seçime kadar yıpranması ihtimali aslında seçim için yahut adaylık için doğru isim olmadığı gibi bir yoruma sebebiyet vermez mi? Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yıpratma demek yalan yanlış ithamlarla yıpratmak manasına. Yoksa bir insanla ilgili fikirler, kanaatler gündeme getirilebilir. Ama yıpratma genelde iftira veya olmayan şeyleri varmış gibi göstererek ve aday gözükebilecek, aday olabilecek kişiyi de zora sokma bu noktada için gösterilen bir gayret olarak görüyorum ben. Bundan dolayı da bunu yani şu anda doğru bulmuyorum. Hı hı. Zaten ittifaklar bile zaman içinde değişebilir, seçim kararı alınıp ittifaklar kesinleşene kadar. Hı hı. Pekala. Bu soruda tam evet. Bir şu an için görüş oluşmamış gibi duruyor. Evet. Bir çıkışınız var, çok konuşuldu. 28 Şubatçı komutanlarla ilgili, bu insanlar orduda görev yapmışlardır, yargılandılar, bunu içime sindiremiyorum gibi evet. Bir ifadeniz var. Çok uzun bir ifade, özetle. Bu konu hakkında biz çok günler öncesinden sorular almaya başladık. En çok gelen sorulardan bir tanesi buydu. Evet. Aralarında rahmetli Milli Görüş'ün efsanevi liderlerinden Erbakan'a yönelik ağır ifadeler kullanan, hakaretler kullanan isimlerin de olduğu pek çok kişi hatırlatıldı ve şu soru yöneltildi. Bunlar da dahil mi bu yargılanmasının içine sindiremediği? Bakın, buradaki benim söylemek istediğim, iyi ki sordunuz çünkü bunun açıklık kazanması gerekir. Benim söylemek istediğim, suç işleyenlerin cezalarının verilmesi ve bu cezaları çekmelerine mani bir durum olsun demiyorum. Şevket Bey biraz daha hissi olarak ileri gitmiş. Hı hı. Ben geri çekiyorum şikayetimi demişti. Orada benim söylemek istediğim şu: bir ülkenin ordusunun en üst kademesinde bulunanlar kendi yaptıklarıyla böyle bir duruma, biraz daha açıklık getirsin diye söylüyorum, düşmemeliydiler. Siz ordunun başındasınız. Elinizde silah var ve aslında o ülkeyi yönetenlere karşı sizin bir farklı tavır sergilemeniz elbette suçtu. Bunu sindiremiyorum. Yani bu hareketi yapmalarını sindiremiyorum dediniz. Yoksa yargılanmalarını... Yani bu olmamalı. Bu beni üzüyor. Türkiye'de hakikaten Türk ordusunun en önünde gelen isimlerin böyle bir sebepten dolayı yargılanmaları beni derinden üzüyor. Ama siz, bir general var, affedersiniz, başbakana küfretmiş. Elbette bunun cezasını çekmesi icap eder. Birisi var, çıkmış kendisine göre demokrasiye balans ayarı veriyor. Hem de nereden? Ta Amerika'dan veriyor. Böyle girişimleri, böyle tavırları ben mazur görüyorum manasına kullanmadım. Pekala. Bunlar açıklık getirmiş oldu. Bunlar olmamalıydı. Hı hı. O manada söylüyorum. Üniformaların yakışır şekilde hareket etmeleri gerekir diyorsunuz. Pekala. Ordu hükümetin emrindedir. Hı hı. Şimdi onlar da tabii geçen gün, yani sözü uzatıyorum. Geçen gün bir general, eski generallerden bir tanesinin bir ifadesi vardı. Televizyonlarda tesadüfen dinledim. Ne yaptık ki diyor. Daha ne yapmalıydınız? Bu sefer o soru geliyor. Daha ne yapacaktın? Evet. 28 Şubat'ta 15 Temmuz gibi demokrasi tarihimizde karabilek olarak kaldı. Maalesef. Şimdi biraz sıcak konulardan ilerlemek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anki
yönetimine gelmesinde Saadet Partisi'nin bir rolü var. Bunu da Saadet Partisi'nin en önde gelen isimlerinden Hasan Bey'di zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hiç kimse söylemedi öyle bir şey. Hemen aktarayım size. Kendisinin biz kaybettirdik yok şeklinde bir hayır ifadesi var. Yanlış hatırlamıyorsam hemen söyleyeyim. Hasan Damar. Damar. Şimdi evet. Oldu. Ben de onu diyecektim. Evet. Hasan Bey hatta bizim ona tepki göstermemizden dolayı gücendi. Bizim partimizin özellikle üst kademesinde herhangi bir görevi olmayan. Görevi yok. Pekala. Ama, bunu hiç bu sözü Saadet Partisi saflığına hiçbir şekilde söylenmemiş farz ediyorum ama şu anki belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da görüşüyorsunuz. Zannediyorum destek de veriyorsunuz. Yok şimdi mesela bakın karşısında mısınız yanında mısınız? Şöyle önce bununla girişim. Şimdi bakın işte ben bu gibi noktaları ben bunları açmanız çok faydalı. Hı-hı. Bir defa biz AK Parti İlk yapılan seçimin iptaline gittiği zaman memnun olduk bir defa. Neden? Biz kendimizi bu yeni dönemde ispat ederiz diye. Şundan dolayı hatta bu bir ara müzakere edildi. Biz aday gösterelim mi yoksa bir adaya destek mi verelim? Evet. Çünkü bizim mahalli seçimlerde Millet İttifakı içinde olmadığımız kesin. Neden? Biz İstanbul'da kendi adayınız vardı. Tabii. İlk turda vardı. Biz ilk turda da vardı, ikinci turda da vardı. Şu aynı adayla devam ettik biz. Biz Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde seçime girdik. Bütün Hı-hı. seçim bölgelerinde. Hı-hı. Çünkü şunu söyledik. Mahalli seçimlerde ittifak söz konusu değil. Her parti kendisi girer. Ancak burada Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir dayanışma içine girdiler. İstanbul'da ayrı bir aday çıkarmadılar. Evet. Böylece seçimlerde doğrudan doğruya İmamoğlu'na destek vermiş Hı-hı. oldular. Biz ise kendi adayımızı ikinci seferde çıkardık. Hatta biz itham ediliyorduk. Siz var ya siz seçimlerde aslında karşı tarafa destek vererek... Şu an bakıyorum. Sayın Necdet Gökçınar değil mi adayımız? Evet. 23 Haziran'da bir önceki seçimde aldığı oy 120 bin civarı. İkinci seçimde aldığı oy 147 bin. Yok ben yani belki ben şey diyorum yani olabilir. Yani Hı-hı. yarı yarıya düştü yani oylarımız. Bir şey var. Tamam. Oylarımız düştü. Yo, bunu kabul ediyorum. Bizim aldığımız oylar düştü. Ancak burada biz AK Parti tarafından doğrudan doğruya hile yaparak aslında aday göstermemize rağmen Cumhuriyet Halk Partisi adayını desteklediğimiz iddia edildi. Aradaki fark çok azdı. 18 bin mi? 13 bin mi? 18 bin. O civarda. Ama arkasından ne oldu? Birdenbire fark 800 bine çıktı. Bizim orada meydana getireceğimiz etki adeta devede kulak kaldı. Bizi bu noktada bir ithamdan pekala kurtarmış oldular. Ama bu çok önemli bir iş. Güzel açıklık getirdiniz. Biraz hızlanmam gerekiyor. Evet. İlk reklam arasına da yaklaşıyoruz. Bu arada sosyal medyadan da çok fazla soru geliyor. Onların hepsini ikinci bölümde kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra yönetmeye çalışacağım. Şu anki yönetim nasıl buluyorsunuz İstanbul'da? İstanbul'da yaşamıyorum. Yani belediye başkanınız var orada. Var, elbette var. Şu anda İstanbul'da yaşamıyorum ama İstanbul'daki yönetimin şu andaki performansıyla ilgili olarak, samimi olarak söylüyorum, çok fazla bir bilgim yok. Hı hı. Yani bu konuyla da ne Ankara için de bunu söyleyebilirim. Hı hı. Bir gayretleri var, hı hı. bir çabaları var ama eleştirel bir gözle bakıp hı hı. irdelemiş değilim, hı hı. değiliz. Hı hı. Onu da hemen ifade edelim. Hı hı. Yani ben şu anda İstanbul Belediye Başkanı'nın... Mesela şeyden haberdar olma şansınız oldu mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmiş 557 terör örgütü bağlantılı personelle ilgili bir şey var. Tespit şimdi, var İçişleri Bakanlığı evet, tarafından. Şimdi ben kusura bakmasınlar bunlara itibar etmiyorum. Neden? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı beni PKK'yla sözleşme itham yapmakla itham etti. İmzaladı dedi.
seçime giderken ben PKK ile sözleşme imzalamışım. Bir İçişleri Bakanı bunu nasıl söyler ya? Benim ismimin karşısına da koydular pasaport verilemez diye. Pasaport almaya gittiğim zaman baktım yani insanlar bayağı bir endişe içindeler. Ne oldu? Kusura bakmayın size pasaport veremeyiz. Neden? Sizin isminizin karşısında terör yazıyor. Pasaportunuz yok mu? Var. 3 gün sonra şartlar değişti. Hemen pasaportu verdiler. 3 gün önce değiştik. Hiçbir şey değişmedi. Yaptıkları iftirayı kabullendiler. İftira ettiklerini kabullendiler böylece. Siz şimdi ben İçişleri Bakanlığı'nın bu tip iddialarına nasıl güveneceğim? Şöyle ben bilerek bak ben yaşadım bunu. Yaşadığım için diyorum ki ben bu iddialara güven. Var mı 550 kişi? Hemen gidecek bunların tamamını mahkemeye verecek. Yok şöyle ama bir kısmı zaten yargılanmış, hüküm giymiş, içeride ceza yatmış ve cezasını çektikten sonra... Şimdi bak sonra ben bu detayı bilmem. Çıkmış. Ben bu detayı yani bilmem. Detaylar var açıkçası. Şöyle yalnız bak ben tekrar şunu söyleyeyim. Bir insan bir suç işlemiş, ceza görmüş, cezasını çekmişse o insan eğer belli görevler için tahdit varsa onun dışında her yerde çalışabilir. Engel yoktur. Ama bir insan itham bile edilmemiş, karşısına kendisine karşı bir dava açılmamışsa ben bunu sadece bir itham olarak görürüm. Yok hüküm giymişler. Ya hüküm giymiş hapistedir şimdi. Ama tesadüf mü? Hayır. Şöyle cezasını yatmış çıkmış. Ya tamam. Ben de diyorum ki eğer bir insan cezasını yatıp çıkmışsa terörden ceza alıp da 3 sene içinde çıkan kim var ya? Yapmayın yani böyle. Ben bu tip iddialar doğrudan doğruya hukuk nezdinde gündeme getirilir. Böyle kişilere siz görev verir misiniz mesela? Kim? Yok ben vermem belki. Şimdi bununla ilgili şöyle ben tekrar diyorum bakın. Yok ben bunların hepsi şu anda sarıldıkları tek şey bu. Ben yaşadığım için söylüyorum size. Ben bunu hikaye diye anlatmıyorum. Benim ismimin karşısında terör iltisakı vardı. Sonra özür dilediler. Seçimlere giderken özür dilediler. Başlangıçta özür dilemeden pasaportumu hemen verdiler. Eve kadar uğraştırdılar. Ben bu şekilde 70 bin kişi benim gibi insan bundan dolayı pasaport alamıyordu. Cezaları da yok. Ben şimdi binlerce insan biliyorum. Bana geliyorlar. İddialar yapılmış. Mahkemeye verilmişler. Beraat etmiş, görevine dönemiyor. 10 binlerce insan var. Bu konuda komisyonlar da kuruldu hatta. Tamam. Hiçbir şey olmadı ama. Yok pek çoğu görevine döndü. Ben yok ben bana gelen ya. Bir sürü insan var. Ben dönenleri bilmem. Dönmeyenler için diyorum. Bugün kanun hükmünde kararnameyle görevden uzaklaştırılıp mahkemeye verildikten sonra da beraat eden binlerce, 10 binlerce insan var. Yargı yolu bunun dışında yok mu zaten? Efendim? Yargı yolu bunun dışında yok mu zaten? Ama kazanıyor davayı dönemiyor. Benim tanıdığım tekrar söylüyor. Çünkü dönenler de var diyor. Efendim? Dönenler de var yani. Ya elbette dönen hatta var. Hatta istatistik olarak açıklanmış bak, bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şey bakın ben bu konuyu burada toparlamak gerekirse şuraya bağlayacağım. Ya böyle bir şey var. Siz diyorsunuz ki dosyaları bilmiyorum. Haliyle bu konu hakkında yorum yapamam. Ama tamam. Geçtiğimiz günlerde bilmiyorum İstanbul'da HDP'nin il kongresine temsilci gönderdiniz mi bilmiyorum. Yok göndermem. Takip etme fırsatınız oldu mu? Olmadı. HDP İstanbul Kongresi'nde PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı. Yanlış ve ardından zannediyorum programın başlangıç noktasında terör örgütü PKK'nın işte bir şekilde kandırılarak dağa çıkartılan o kandırılmış gençlere okuttuğu bir sözde bir marş var. O söylendi bir salonda. Ve sizin bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağınız bize en çok sorulan sorular arasındaydı. Ne diyorsunuz bu tabloya? Ben diyorum ki belediye seçimleri tekrarlanacağı zaman Öcalan itibarlı bir insan haline iktidar tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından getirildi mi getirilmedi mi? Onun böyle bir hakkı varsa öbürü de kendinde aynı hakkı görür. Çifte standart olmaz. Bir tarafa siz suçlayacaksınız, öbür tarafta Öcalan'ın kardeşini televizyonlara çıkartıp konuşturacaksınız. Toplamda soruşturma başlatıldı bildiğim kadarıyla. Yahu yapmayın. Şimdi bakın siz burada sanki birisini müdafaa ediyor. Ben burada şeytan avukatlığını yapmadım. Yok. Bir dakika benim çünkü söylediğim sözler karşısındaki tavrınız bu açık.
Hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanı gizli yapmadı. Tek programların biraz şeyi bu maalesef. Tabii ama maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı bunu gizli yapmadı. Hı-hı. Açık, aleni yaptı. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya tepkisi var ama ya. Ben hatırlıyorum. Ben o zaman hiçbir şey söylemiyorum başka. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. Ondan sonra da tepki gösterdi. Beni hiç ilgilendirmez. Ama siz o tablo hakkında ne diyorsunuz aynı, peki? Efendim? O tablo hakkında ne diyorsunuz peki? Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey yaparsa diyorum, onlar da böyle slogan atma hakkını kendilerinde görürler. Ben bunu doğru bulmam. Ama eğer yanlışsa ikisine de yanlış demek icap eder. Sadece birine yanlış deyip öbür tarafı bırakmak olmaz. Bakın hukuk Cumhurbaşkanına, padişaha, vezire, gariban insana karşı değişiklik göstermez. Hukuk karşısında herkes eşittir. Bunu kabullenmezsek hiçbir yere gidemeyiz. Tamam. Bugün, reklam arasına 5 dakikam var. Evet. Hemen bir soru daha sorup buyurun, reklam arasına buyurun. Kısaca geçeceğim ve ardından sosyal medyadan gelen sorularla devam edeceğim. Evet. Hazır HDP bağlamında devam ederken Selahattin Demirtaş hakkında neden içeri servis bırakılsın çağrılarınız var. Bize bir araştırma yaptık. İşte 6-7 Ekim olaylarındaki yaptığı çağrılar, Hendek teröründe yaptığı çağrılar herkesin hafızalarında aslında. Evet. Ya bunlar aslında size de geliyordur belki bilmiyorum. Geliyor. Yani, gelmez olur mu? Gelmez olur mu? Şu var yani bu açıklamalar varken nasıl serbest kalsın? Nasıl? Ben ne dedim? Onu da hatırlamanız lazım. Eğer siz bunları incelediyseniz benim ne dediğimi de. Ben dedim ki şu anda bir hüküm verilmiş mi? Verilmemiş. Verilmiş. Ceza hüküm gidiği dava var. Ya bir dakika ben size başka bir şey söylüyorum. Buyurun. Seçime giderken böyle bir hüküm yoktu. Sadece tutukluydu. Hı. Tutuklu olduğu için de kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına mani bir hal yoktu. Evet. Cumhurbaşkanı adayı olmasına mani bir hal olmadığı için TRT kameraları hapishaneye gönderildi. Demirtaş'ın konuşması televizyonlardan yayınlandı. Ben evet. dedim ki böyle bir adalet olmaz. Bir insan aday olabiliyorsa demek ki henüz kanıtlanmış sabit bir suçu yok. O zaman bunun serbest olması icap eder bu insanın. Bakın ben tekrar söylüyorum. Yakın dönemde böyle bir açıklamanız yok mu? Nasıl? Yani seçimden sonra böyle bir açıklamanız yok mu? Ne demek yani seçimden yani sonra? Yani bu söylediğiniz şey seçim dönemine kadar geçerli. Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa dışarıda tamam, da olması kadar. Gerekir. Ben ama aynı şeyi tekrar verilen... etmişimdir. Yok. Ya ben Demirtaş'ı tanımam. Hı-hı. Bilmem. Hiç konuşmadım. Hı-hı. Ben sadece İstanbul'da aday olan bir kişinin İstanbul'da demişim. İstanbul Cumhurbaşkanlığına aday olan bir kişinin hakları ve ona yapılan muameleyle ilgili fikir beyan ettim. Şimdi niye beni siz zorluyorsunuz? Diyorum ki programın ama yok bir dakika bu soruların sert olması beni memnun ediyor. Bunların sorulması da beni memnun ediyor. Baştan ama benim konuya açıklık getirdiniz. Tabii ama ben başlangıçtan beri söylüyorum. Hukuk karşısında herkes adil, eşit de eşittir. Siz bana yaptığınız bir muameleyi başkasına da yapmak mecburiyetindesiniz. Beni bazı konularda muaf tutuyorsanız benim şartlarımda olan başkalarını da muaf tutacaksınız. Onun içindir ki kanunlar herkes için geçerlidir. Tutukluluk geçici bir haldir. Bundan dolayı da bir insanın siz aday olmasına engel olamıyorsanız bunun suçu henüz kanıtlanmamış demektir. Hı hı. Kanıtlanmayan bir suçtan dolayı birisi itham ediliyorsa bu sadece ithamdan ibarettir. Onun suçu mahkemeler nezdinde sübut bulana kadar o suçsuz sayılır. Onun için birkaç tane dava var. Aday olması var da. Hiç kesinleşmediği müddetçe yok, kesinleşmiş dava şey var, dosya var. 4 yıl 8 ay 7 Eylül o zaman şu anda bakın ben onları bilmiyorum tarif etmedim takip etmedim. Eğer bu anda böyle bir mesele varsa o zaman içeride tutuklu değildir. Hapis cezasına çarptırılmıştır. Tutuklu değildir. Ona tutuklu denmez. Başka davalardan da tutuklu yargılama sürüyor ama 60 tane dosya var. Tamam. İşte ben de diyorum ki tutukluluk başka bir iş.
ceza, hüküm giymek zaten. Başka bir şey. Tutukluluk hüküm değildir. Efendim? Tabii. Onun için benim dikkat çektiğim bu. Hı hı. Ve bunu kusura bakmayın. Siz onu çok hafif aldınız gibi geliyor bana. Ben pasaport alamadım dedim. Ben pasaport alamadım. Neden? Benim ismimin karşısına terörle istihlaklı diye bir şey konulmuş. Şerh düşülmüş. Ayrıca Sayın İçişleri Bakanı benimle ilgili olarak PKK ile anlaşma imzaladı diyor. Ben ne diyeceğim şimdi bu insana? Bu insan sokakta nasıl dolaşacak? Benim yüzüme nasıl bakacak? Böyle iddiada bulunmuş ya. Bu iddia ispatlanmadan o zaman kendisinin mertebesini kendisi belirlesin. Pekala. Çok fazla iddia var, çok fazla gelen soru var. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden devam ediyoruz. Buradayız. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. İstifayı düşündünüz mü? Hiç bilmiyorum. Evet. Ama siz İstanbul'dasınız genelde. Evet. Döndük. Buradayız. Evet. Şimdi reklam arasında bir şey geldi. Bir evet. Not geldi. Evet. Sizin pasaportunuza ilişkin. Gerçi o dönemde de yapılmış bir açıklama. Şöyle bir açıklama. Genel müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi bir şerh veya kayıt söz konusu olmayıp kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018 ve 10 Temmuz 2023 tarihine geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Ben sadece açıklamayı paylaşıyorum. Yani siz açıklamayı da bu açıklamayı yapan doğru söylemiyor. Benim adımın karşısında şerh vardı. Ben gittim diyorum bakın ben siz gittim. Gördüm değil pasaport alamadım. O müdürü de aldılar. O müdür doğrudan doğruya görevden alındı. Ben gittim. Sizin karşınızda şerh var, alamayız dediler. Ha bu konu medyaya yansıyınca 3 gün sonra da pasaportu getirdi, verdiler. Yani bu açıklamayı yapmak dürüstlük değil. Yo, bu eski tarihli bir açıklama zaten. Bu olayın sıcağında yapılmış bir açıklama. Şimdi o hatırlatalım. Evet. Şimdi yanlış hatırlatma. Geçtiğimiz haftalarda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan benim konuğumdu. Evet. Ona da sert sorularınızı yönelttim. Evet. Bir açıklaması var, sizi de ilgilendiriyor bu. Şöyle bir ifade kullandı. Kongreden 3 gün önce yani Saadet Partisi Kongresi'ne sizin genel başkan olduğunuz kongreden 3 gün önce yapılan bir görüşmede sizi genel idare kuruluna yazabiliriz şeklinde Sayın Karamollaoğlu bana söz verdi. Hatta ona şahit olarak Latif Öztek ve oğlum da şahit olduğunu belirtti. Fakat kongreye gidip bizim adımız listede hiçbir yerde geçmiyor. Doğru söylemiyor. Doğru söylemiyor. Ben kendisine... Şahit gösteriyor. Ya şahit göstersin gelsinler. Şahitler de yalan söyler gerektiği yerde. İşlerine geliyorsa. Maalesef biz öyle bir dönemden geçiyor. Ben Fatih Bey'in bu sözüne şaştım. 3 kere davet ettim ben. Kendisini 3 kere genel başkan olduktan sonra davet ettim. Kendisine genel başkan yardımcılığını verelim. Kendisine gerekirse baş müşavirlik verelim. Ama birlikte çalışalım dedim. Birisinde de ablasıyla Zeynep Hanım'la beraber geldi. Partinin dışında bir yerde görüştük. Şey kongrede listede yoktu değil mi ama? Ben şu anda hatırlamıyorum. Hı hı. Yani bu tip şeyleri ama burada söylediğim ben kendisine bunları teklif ettim. Ama ben genel başkan olduktan sonra da teklif ettim. Ama itibar edilmedi. İşte Fatih Bey bunun arkasına sığınmasın. Bu dürüstlük olmaz. Ben kendisinin büyüğüyüm. Babasıyla beraber 40 yıl çalıştım. Böyle bir iddiada bulunmak beni yalancılıkla itham etmek manasına gelir. Ben kendisiyle 3 kere görüştüm. Bu tekliflerde bulundum. Kendisi reddetti. Bazı illeri ziyaret ettiği ve o illerde kendisini karşılayan il başkanlarının görevden alındı. Hatta somut isimler de söyledi. Şu an hepsi aklıma gelmiyor yani, tabii de. Yani bununla, bu şimdi tamamen uydurma bir senaryonun üzerine gidiyor. Böyle bir iş olduysa gelsin konuşsun. Niye konuşmuyor? Ben kendisiyle konuştum. Diyalog kanallarını zorladığını söyledi. Ben kendisiyle konuştum. Kendisi geldi. Tekrar diyorum 3 kere hem genel merkezde hem genel merkezin dışında. Fatih Bey böyle bir yola sapmamalı. Onu söyleyeyim. Yani ben yalan söylemem. Tekrar söylüyorum. Kimseye iftirada da bulunmam. Bu benim mizacımda hiç yok. Eğer hataen bir şey söylemişsem de özür dilemesini bilirim. Ama ayıptır ya. Ayıp.
Yeniden Refah isminin kullanılmasına karşı mısınız? Doğru değil. Hukuken doğru değil. Hukuken doğru değil. Çünkü bir partinin, kapatılan bir partinin amblemi veya onunla iltisaklı olduğunu gösteren ibareler kullanılamaz. Bir partinin devamı mahiyetinde bir parti kurulamaz. Resmen Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan. Yani bu konuyla ilgili başsavcılık zaten parti kurulduktan sonra kendilerine 30 sayfalık bir layiha göndermiş. O bizim elimizde. Kurulması açıklık istiyor. Ama yani efendim? Şu ana kadar bir sorunla karşılaşmış gözükmüyorlar. Hatta ciddi bir üye çalışmaları var. Şimdi ben yani onun içine ben onların kendi yapacakları çalışmalar beni ilgilendirmez. Hı-hı. Onun için o konuya ben hiç girmeyi doğru bulmuyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yo, zaten ama benim sorum size oldu. Yanlış bir yola girdiler. Hı-hı. Sadece ve sadece bize karşı bir tavır sergiliyorlar. Erbakan Hoca Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata veda etti. Bunu bilmeleri icap eder. Kendisi Refah Partisi'ni bundan dolayı kurdu. Aslında bir suç işliyor. Ama adli merciler bunu işte dediğim gibi bir 30 maddelik bir layihe var. Ama başsavcılık tarafından ama bunlar şu anda itibar görmüyor. O kadar. Şimdi Saadet Partisi'nin üye sayısına, YSK'nın sitesine baktığımız zaman stabil bir durum var. Hafif de bir düşüş var aslında. Fakat Yeniden Refah Partisi kurulduğu günden bu yana 150 bin dolayında bir üye sayısı var. Beni ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmiyor ve üzerinde konuşmak istemiyor. Konuşmak istemiyor. Bitti, o kadar. Pekala. Ben Refah Partisi üzerinde, Yeniden Refah Partisi üzerinde konuşmak istemiyorum. Çünkü bu arkadaşlar babalarına ihanet ettiler. Babalarının partisinin karşısında yeni bir parti kurarak çıktılar. Kendilerine gerekçe üretiyorlar. Sadece gerekçe üretiyorlar. Bundan dolayı da ben bu konuyu hiçbir zaman kamuoyunda konuşmayı doğru bulmuyorum. Pekala. Ne halleri varsa görsünler. Ayasofya Camii davet edildiniz. Evet. İzdiham nedeniyle gidemediniz. Evet. Açık kaynaklardan baktığımız kadarıyla gittiniz mi? Gittim. Yani gittim Ayasofya Camii'ne. Namaz da kıldım. Allah razı olsun. Hakikaten Ayasofya Camii'nin açılmasını biz önemsiyoruz. Önemsemediğimiz için gitmedik oraya. Gitmediğimiz başka sebeplerden dolayı. Zaten pandemi koşullarından çekindiğinizi ifade ettiğiniz daha vardı sonra orada. Ama ben Ayasofya Camii'ne tekrar gittim. Namaz kıldım. Gene de gideceğim yani, onu da ifade edeyim. Peki, Ayasofya Camii. Ayasofya Camii de bütün camilerimiz gibi ibadet açık bir cami. Önemli bir, bizim tarihimizde önemli yeri olan, yani evet, fethin simgesidir aynı zamanda. Hı hı. Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmet Han tarafından vakfedilmiştir. Hı hı. Onun için önemlidir. Geçtiğimiz günlerde maalesef çok hoş olmayan bir olay yaşandı. İyi Parti'nin eski grup başkan vekili Sayın Lütfü Türkkan bir şehit abisiyle bir görüntüsü çıktı. Sokak ortasında, insanların da içerisine çok ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Bu konuyla ilgili yorumunuz kamuoyuna yansımamış. Evet, ne düşünüyorsunuz bu konu ben hakkında? Bu konularda siyasi olarak bunların detayını bilmeden yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Onun videoyu için de yorum yapmıyor. Efendim? Videoyu izlemediniz mi? Hadi. Hayır. İzlemedim. Çünkü yani bunlar doğruysa hakikaten üzüntü verici. Yani grup başkan vekiline istifa tabii, etti. Söylüyorum. Tabii ben de işte aynı şeyi söylüyorum. Doğruysa üzüntü verici. Ama doğru olmama ihtimali olan konular da olduğu İyi için partililer de ben tabii ben tekrar söylüyorum, bakın ben polemiğe girmek istemiyorum. Bunların hepsi polemik konusu yapılıyor çünkü. Olmayan işler de varmış gibi gösteriliyor. Var olan işlere bazen hiç atıfta bulunulmuyor. Tamamen siyasi bir tercih. Bunu iktidar kendisi için kullanıyor. Sayın bundan dolayı da ben bu konularda tekrar diyorum, böyle bir şeyi tasvip etmem. Bir, çok açık ve net ifade ediyorum. Ama konu hakkında detaylı bilgim olmadığı zaman da yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Ya bu benim yani en tabii insanın hakkıdır. Ben bu konuda istifa etmiş, ayrılmış. Yok, grup başkan vekilisi. Tabii zaten. Şeyde yani İYİ Parti'nin de ben bunu böyle bir tavır eğer hakikaten ortaya çıkıyorsa nedir mesele bilmediğim için bir şey söylemem. Ben İYİ Parti'nin de
bunu tasvip edebileceğini, böyle bir iddiayla ortaya atıldı ve ispat edildiyse bunu tasvip edeceğine ihtimal vermiyor. Ben bu akşam pek bir cevap alabileceğim gibi duruyor. Ben şu, bakın ben mugalataya girmeyi istemem. Pekala. Spekülasyona girmeyi istemem. Bildiğim konularda konuşurum, bilmediğim konularda da ben yorum yapmıyorum derim. Onun için biraz belki meselelere yaklaşım seyircilerin sizin için pek cazip olmayabilir. O ayrı bir iş. Onu ben bilmem. Yine cevap almaya çalışacağım. Evet. Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Evet. Önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaliniz şu an için var. Var. Tabii tabii. Olabilirsiniz. Birisini de destekleyebilirsiniz. Bu evet. Sizin vereceğiniz evet. Karar. Şu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayı oldunuz ve halk teveccüh gösterdi. Siz Cumhurbaşkanı oldunuz. Şu anki sistemle de ülke yönetiyorsunuz. Şu soruluyor. Libya, Karabağ, Suriye, Irak ne olacak? 18 Mart Çanakkale Köprüsü ne olacak? Boğaz'ın altından 3 katlı geçiş projesi ne olacak? Yüksek hızlı tren projeleri ne olacak? Nükleer santral projesi ne olacak? Çünkü evet. Bazı açıklamalarınız var. İşte bu ekonomik düzen içerisinde bunca yatırım israftır, bunları durdurun şeklinde açıklamalarınız tabii. Var. Ne olacak bunlar? Bunların her biri ayrı ayrı ele alınır, incelenir. Kısa kısa geçmek gerekirse. Kısa kısa hemen söyleyeyim. Yani İstanbul kanalını hemen bırakırız. Ben İstanbul kanalının faydalı olduğu kanaatinde değilim. İncelemeler de yapıldı. Arkadaşlarımız beyanatlarda bulundular. İstanbul kanalı çevre yönünden de bize fayda sağlamayacak. Efendim yap işlet devret diyorlar. Tamam. Ben yap işlet devret formülüne karşı değilim. Garantilere karşıyım. Diğerleri? Bir köprü yapacaksınız. Üzerinden araç geçmeyecek ama devlet onun karşılığını her ay takır takır ödeyecek. Ben buna karşıyım. Yap işlet devret hakikaten karlıysa yapsınlar. Hiç itirazım yok. Onun için bunu baştan söylüyorum. İstanbul kanalına yüksek hızlı tren projelerinin artık büyük bir kısmı tamamlanma noktasına geldi. Tamamlanmaları icap eder. Yani onu biz yalnız yüksek hızlı trende bazı noktalarda Erbakan hocamızın bir tabiri vardı. Bu yüksek hızlı tren değil. Hızlandırılmış tren. Hızlandırılmış tren başka, yüksek hızlı tren başka. Onun o için, şekilde adlandırılıyor şu efendim, an. O şekilde adlandırıldığı için ifade tabii, tabii tabii. Yani onun için hızlandırılmış tren biraz daha hızlı giden bir tren mevcut rayların üzerinde. Hızlı trenin rayları yeniden döşenmesi icap eden raylar, trenin de lokomotifi de özellikleri de farklı. Ama bunların yani tamamlama noktasına gelmiş dış politikada Libya, olan, Suriye, Irak. Şimdi bu konuların hepsiyle ilgilenme mecburiyetindeyiz. Hepsiyle. Biz bu konularda bigane kalıyoruz diyemeyiz. Ama biz çatışmaların devam etmesi de mesela Azerbaycan konusunda burada hiç tereddüdümüz yok. Yapılan anlaşmaların hepsi makul, doğru. Tezkereye ama destek vermediniz. Nereye? Tezkereye. Tezkereye destek vermedik de tezkere neyle ilgili olduğu belli mi? Öncekinin aynısı olduğu yok. Belirtildi. Hiç yurt dışına asker gönderilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlandırılması konusunda bir tezkere. Nereye gidecek belli değil askerin. Hangi asker Türkiye'ye yabancı asker gelecek, konuşlanacak belli değil. Seçimden sonraya kadar da uzayacak. Nasıl tezkereye bu hükümete al, dilediğini yap manasına gelen bir yetkidir. Ama buna Millet İttifakı ortağı İYİ Parti destek verdi. Versin, yani bana ne ya? Verdi. Ben kendimden soruluyum. Tekrar diyoruz şu anda bir ittifak meselesini bu gibi konulara getirip koymak doğru değil. Onun için muhteması ifade edildiği şekilde söylüyorum. Önceki geçen şeyin tezkerenin aynı kalıbı şeklinde hiç fark etmez. Biz yoktuk ki mecliste. Biz şimdi hedefi belli bak tekrar söylüyorum ben. Çok kendisi üzerinde yorum yapılmayacak tarzda söylüyorum. Hedefi belli olmayan, orada belirtilmeyen yabancı asker olarak kimin ne için geleceği belli olmayan bir tezkereye neden biz destek verelim? Ve üstelik de seçimden sonrasına kadar da süresi olan bir tezkereye. Bu hükümete açık bir yetki manasına gelir. Onun için biz buna evet demeyiz. Bu yetki daha önce verildi ama. Efendim? Bu yetki daha önce verildi.
Ya verilirse ve yanlış verildi. Peki. Yani eskiden biz ona da karşıydık, buna da karşıydık diyorsunuz. Şimdi bakın, eskiden verilmiş bir şey bugünün gerekçesi olmaz. Biz o zaman mecliste yoktuk, bugün de yokuz. Varsınız bu, aslında ama. Ya bu, biz etkili olacak noktadayız. Bir tane milletvekilimiz var. İkiydi. Bir, öbürü ayrıldı bizden. Onun için yani bu tip meselelere yaklaşırken siz de bir taraf olarak yaklaşın. Yani iktidarı kollar tarzda yaklaşmayın. Bu çok önemli bir iş. Çünkü sizin sorunuzdan nereye sevk etmek istediğiniz ortaya çıkıyor. Bu doğru değil. Gazetecilik olun. Ben sormak durumundayım Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de doğru. Tavrınız ama bir taraf olmalı. Tekrar söylüyorum ben. AK Partilileri de ağırladım. Yarın Başkan Yardımcılığını ağırladım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki isimleri de ağırladım. Onlara da en sert soruları sormaya peki, çalıştım. Allah razı size olsun. Size de yöneltmeye çalışacağım. Çok güzeldir. Yani ben bu noktada demin söylediğimi tekrar ediyorum. Libya'da da, Suriye'de biz barışın bir an önce kurulması gerektiğine inanıyoruz. Başlangıçtan beri Suriye politikası yanlıştı. Anlaşılabileceğini düşünüyor musunuz efendim? Şu anki rejimle? Ha, bilmiyorum. Yani bu konu... Geçtiğimiz günlerde Hatay bizim gibi bir açıklaması oldu Esed rejimi. Tamam, biz de ona karşı tavrımızı söyledik. Hı hı. Bu tip açıklamalar hiçbir zaman kabul edilemez, doğru değildir dedik. O onu söyleyebilir. Mühim olan ama Suriye bunu eskiden beri söylüyor zaten yeri geldiği zaman. Pek çok kez tarihte zaten sürtüşme evet. olmuş. Bu arada bu yapı işlet devletle ilgili yaptığınız eleştiriyle ilgili şöyle bir hatırlatma var. Zamanında rahmetli Erbakan'ın 54. hükümet döneminde bir havalimanından bahsediliyor. Hangi? Sayın Erbakan'ın yazlığına yakın, Altınoluk'a yakın bir havalimanının hatta sırf yazlığa gidebilmek için yaptırdığı yönde şayialar ortaya atılmış, manşetler eskiden falan var. Eskiden beri evet. var o havalimanı. Ama mesela o havalimanı bir dönem boş kaldıktan sonra bugün en işek havalimanlarından bir tanesi. Bilmiyorum. Bilmediğim için bir şey söylemem ben. Hı hı. Şimdi bak ama hiç haftada bir uçak inip kalkan Zafer Havaalanı var. Ben onun gibilerini söylüyorum. Ne olursa olsun yap işlet devlet modelinde siz o projeyi yapana hem de dolar bazında garanti veriyorsanız bu yanlıştır. Çünkü baştan o işi yapan adam oranın karlı olmadığını görüyor. Biraz hızlanacağım. Tamam, garantiye göre gidiyor. Ama bu açıklamaya da ihtiyaç var. Buyurun. Bu açıklamaya ihtiyaç var. Yani ben onun için diyorum ki bizim Erbakan Hoca'nın oradaki bir havalanını geliştirmiş veya küçücük bir şey. Yani söylüyorum. Bunlar işte ya ben acaba bir şu şeyleri deşeyim bir şey bulabilir miyim diye bir çaba ya. Ayıptır ben. Ayıp. Türkiye soyuluyor. Onu gündeme getirmek için şimdi gündeme getirmeyi görev zannediyor. Ama yani bu, önceki iktidarınız varsa bunda sorulması gayet normal değil mi? Sayın Genel Başkan. Bunu mukayese empati ederek sorarsanız belki. Deve ile biti karıştırırsınız. Bir yerde deve gibi büyük hortumlar çalışıyor şu anda diyorum ya. Orada öyle bir hortum var mı? Benim sorduğum o. İster yapılsın ister yapılmasın. İster Erbakan gitsin gelsin. Erbakan'ın oraya gidiş gelişi 3-5 keredir o kadar. Ve sadece küçük uçaklar içindir. Yo, ortaya atan iddiaları söyledim. Kabul ettiğim anlamda söylemedim zaten. Tabii ama işte ben bu iddiaları yapanlar eski defterleri karıştırıp iftira üretme üzerine giriyorlar. Hı hı. Bunu yapanlar böyle. Hiç bunu kendilerinde gizlemeye kalkmasınlar. Müsaadenizle hızlanacağım. Evet buyur. Cumhur İttifakı'na katılma ihtimaliniz yüzde kaç? Daha önce reddettiğinizi biliyorum. Yüzde olarak biz bunu geçmişte de söyledim. Cumhur İttifakı'na kapılma ihtimalimizin yüzdesi değil. Önce Cumhur İttifakı'nın ne olduğunun ortaya konması lazım. Biz bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemine kesinlikle destek vermeyiz. Öyle bir oluşumun içinde de olmayız. Bunu çok açık ve net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na da ilet. Millet İttifakı'nın ama şu an ne içindeyiz ne dışındayız? Görüşmeler sürüyor diyorsunuz. Ama peki Millet İttifakı'yla buna rağmen bir temasımız var. Temasınız sürüyor. İstişareler yapıyorsunuz, tabii, görüşmeler yapıyorsunuz. Evet. HDP ile aynı ittifakta olma ihtimaliniz var mı? Şu anda böyle bir şey görmüyorum. Olabilir mi peki? Bilmem. Yani şimdiden ortaya çıkıp. Yani bunlar zorlama sorunlar. Şey ben HDP ile bir aynı... Yaklaşım olarak soruyorum. Şöyle, ben bunu geçmişte de söyledim. Şimdi HDP Türkiye'de yeri geldiği zaman iktidarın kullandığı bir açılım sürecine girildiydi. Ne oldu? O süreç bütünüyle kapandı. Hı hı. Hatta o sürece dahil olan insanlar hainlikle itham edilir hale geldi. İktidar partisinden yanaysan hain değilsin. Ama iktidar partisinden yana değilsen ya hainsin ya hainlerle iltisaklısın. Ben buna karşıyım. Böyle bir yaklaşım olmaz. Şu
Şu anda HDP maalesef, şunu da söylüyorum yani, başkaları bunu da getiriyor. Maalesef dememin sebebi ille de yermek için değil. Bugün meclisi idare ediyor mu? HDP'nin grup başkan vekili ediyor. Niye o konuştuğu zaman meclisi idare ederken kimse çıkıp da ben senin yönettiğin bir mecliste görev almam demiyor? Dokunulmazlık var. Yani ne dokunulmazlığı ya? Bunun dokunulmazlıkla alakası yok. Adam diyorum meclisi idare ettiği zaman... Ha, başkan vekillerinden bahsediyorsunuz. Tabii ben başkan vekilleri meclisi idare ederken onlara tepki gösterenler niye meclise giriyorlar o gün? Çünkü ya bu bir meşruiyet içinde yürüyor da onun için. Bunu sadece bir araç olarak kullanmak yanlış diyorum ben. Bir gerilim meydana getiriliyor. Suni bir gerilim. Bu gerilim de iktidara yaramıyor. Çok açık görüldü. İktidara yaramıyor. Bu gerilimden iktidar partisi istifade etmiyor, edemiyor. Onun için buna bir çözüm bulma mecburiyeti var. Ha, terörle mücadele noktasında bir başarı elde edildi mi? Gözüken o ki elde edildi. Yani bu noktada hakikaten eskiyle kıyas edildiği zaman bizim son zamanlarda gerçi biraz şehit vermemiz arttı. Askerlerden verilen Allah şehitlerde. Allah rahmet eylesin. Ama genelde büyük çapta bir başarı elde edildiği kanaati var ortada. Fakat bunun yürütülmesinin daha farklı bir zeminde olmasına ihtiyaç var. 2019 yılında bir açıklamanız var seçime yakın. Dağ taşı bombalıyorlar. Seçime şov için Kandil'e bayrak dikecekler şeklinde bir şeyiniz var. Açıklamanız var. Yani onu bazen bazen belli bir kontekst içinde belli bir şeyde böyle bir ifade kullanabilirim ama ben öncesine böyle bir ifade bakmak lazım diyorsunuz, hatırlamıyorum anladım. Yani şu anda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili pek çok isim televizyonda pek çok ifadeler kullanıyor. Sizin de özellikle genel başkanla ilgili, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili kullandığınız bir ifade var. Baba yiğit ifadesi. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu öyle gözüküyor ki adaylığa da sıcak bakıyor. Buna bir zemin hazırlama şeklinde yorumlanıyor. Bu yanlış mı sizce? Bakın şimdi benim kullandığım ifadeyi neden kullandığımı burada hemen sıralayacağım birkaç maddeyi. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiç rastlamadığımız bir açılımın içine girdi. Ben bunu takdir ediyorum. Nedir o açılım? Şimdi deniyor ki ezanın Türkçe okunması Cumhuriyet Halk Partisi döneminde olmuştu. Evet, ama 1950 seçimlerinin hemen arkasından 15 gün sonra ezan asli haline getirildi. Son zamanlarda da bu konu tekrar gündeme gelince bir genel başkan yardımcısı olan milletvekili ezan Türkçe okunmalıdır dedi. Sayın Kılıçdaroğlu partiden ihraç etti. Bakın bu çok önemli bir şey. Eskiyle arasına bir uçurum koydu. Öztürk Yılmaz'ı kastediyorsunuz değil mi? Kimse, ben adını şey etmiyorum. Yani Sayın Öztürk Yılmaz geçtiğimiz günlerde konuktu burada. O olayı tamam, anlattı. Evet, evet. Onunla alakası yoktu. Ben Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra beni ihraç ettiler. Kendisini yani ben İhraç edilmeyen isimler de var. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde konuştuğumuz zaman PYD bir kendimi, örgütüdür, ben kendi örgütü değildir diyen de mesela ihraç edilmiyor. Ben kendi düşüncemi aktarıyorum. Hı-hı. Bunu siz de değerlendirirsiniz. Başkaları da farklı evet. şekilde değerlendirebilir. Hı-hı. Ben neden böyle dediğimi. Bir açılım yaptı diyorsunuz. Çünkü bu hakikaten cesaret ister. Bu aynı zamanda sağduyu ister. Hı-hı. Sayın Kılıçdaroğlu bunu gösterdi. Biz onu Kudüs mitingine davet ettik. Geldi, yaptığı konuşma bizim arkadaşlarımız bile dediler ki ya senden daha cesur konuştu. Kudüs konusunda. Kudüs konusunda. 3. Kudüs'ün bayrağını kendi parti binasında tepeden aşağı kadar sallandırdı, astı. Bu ciddi bir değişikliğin işareti. Parti meclisine ilk defa başörtülü bir hanım aldı. Hı hı. Ve yani bu tüm bunları sıralarken aynı zamanda kendisinin takındığı tavırlara baktığımız zaman da yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yapılan yanlışlıklara bir misal olsun diye rahmetli Ecevit meclisteyken 1999 seçimlerinden sonra
başörtülü bir milletvekiline yemin ettirmemek için kürsüyü işgal ettiler. Bu kadarın haddini bildiriniz bakın. Burası, bu haddini bildiriniz, burası devlete başkaldırma yeri değildir dediler. Bunu da şimdi bir videoyla Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki biz bu Halk Partisi değiliz. Bakın bunların hepsi çok ama çok önemli adımlar. Ben şimdi bu cesareti gösteren bir adama baba yiğitlik gösterdi diyorum, o kadar. Yani cesaret gösterdi demek de mümkün. Bu yaklaşımı takdir ettiğimi ifade ediyorum. Bundan daha tabii bir şey olmaz ya. Kendi kendini sorguluyor demektir bu. Yaptığı yanlışları kabulleniyor demektir bu. Ve kendisi çıkıp biz helalleşmemiz gerekir demesi de bunun aslında bir işareti. Helalleşmemiz gerekir diyen bir insana karşı hadi sen de oradan denilmez. Bu İslami edebe uymaz. Her Sayın Cumhurbaşkanı yaptı benzer bir çıkışı. Siz helalleşir miydiniz? Nasıl? Şimdi helalleşme zamanı, hatta şu an şimdi Türkiye zamanı gibi bir çıkışta bulundu. Tamam, güzel söylemiş. Ben onu hatırlamıyorum. Ben onu hatırlamadım. Yani böyle bir ifadede bulunmuşsa çok güzel bir ifade. Onun için de bunu, yani Cumhurbaşkanı dediği zaman makbul, muhalefet partisi lideri dediği zaman makbul değil diye bir tavrın içine giremeyiz. Bu helalleşme bizim inancımızda önemli bir yer tutar. Yani helalleşme aslında ben hata ettim, özür diliyorum, bu özrümü kabul buyurun demektir. Ama genel manada ifade edince de yani aslında herkes öyle şeyler kullanıldı ki Türk siyasetinde birbiriyle helalleşmeye ihtiyacımız var. Bu tansiyonu düşürür, yumuşatır. Biz herkes, her birimiz farklı partilerde aynı kanaatte zaten olamayız. Farklı tercihlerde bulunmuşuz. Bu tercihleri gündeme getirirken karşı tarafa hakaret etmeden getirelim. Benim anladığım bu. Bunu da makul bir yaklaşım diye görüyorum. Şöyle bir tartışma vardı bir dönemde. Millet İttifakı bileşenlerinin, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, zannediyorum Demokrat Parti de var değil mi yani? Demokrat Parti doğrudan doğruya İYİ Parti'nin içinde. İçinde aday olarak aday girdi. Oluyor, evet. Sizin de listeniz CHP'den mi girmişti? Yok, bizim CHP sıralarından giren birkaç kişi girdi, vardı. Sonra ayrıldılar. Ayrıldılar, bize geldi. Bir kişi işte şimdi. Şimdi o dönemde bir tartışma yaşandı. Ortak anayasa yapılması tartışması. Siz de buna daha önce açıklık getirdiniz ama daha net bir cevap almaya çalışacağım sizden. Böyle bir anayasa çalışması yapıldı mı? Yapılmadı, hayır. Ama böyle bir anayasa çalışmasına çerçevesinde ihtiyaç bir var. Hayır. İfadeniz var. Hayır. Yani şöyle, bizim aslında tam demokratik bir anayasaya ihtiyacımız var. Ancak bu anayasayı şu anda yapmak kolay mı? Kolay olduğu kanaatinde değil. Birçok noktada itirazlar gelecektir. Millet bakın bu yönde bir hazırlığı var Türkiye, bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim yok. Benim dışımda Millet İttifakı dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti bir araya gelip bir çalışma yapıyorsa bilmem. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bir anayasa çalışması yapıyorsa onu da bilmem. Ama bizim şu anda böyle bir anayasa çalışmamız yok. Fakat ilkelerimiz var. Yani anayasa toplumun tamamını kucaklayan, adaleti esas alan ve adaleti kesinlikle iktidarın sultasında kurtaran bir anlayışla yapılmalı. Adil olmalı. Biz memleketimizde istediğimiz adalet, çünkü adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz aylarda vefat etti. Vefat ettiğinde aranız nasıldı? Gayet akrabalık iyiydi. Bağınız da var aynı var, zamanda tabii, değil tabii. Gayet iyiydi. Yani şunu... Kamuoyuna yansıyan bazı şeyler var. Yok, şöyle onu ben ifade edeyim. Oğuzhan Bey nevi şahsına münhasır bir abimizdi. Oğuzhan Bey yeri geldiği zaman geçmişte Erbakan Hoca'yla da birçok konularda tartıştı. Farklı kanaatleri olan. Kendisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemlerde de bazı konularda biz aynı görüşte olmadık. Ben görüşlerimi çok açık ve net olarak kendisine de o zaman da söyledim. Ama kavga da etmedik. Bu gayet tabii bir iş. Onun için yani arada sanki uçurumlar varmış. Bir araya gelemezmişiz.
öyle bir şey yoktu ki. Akrabalık bağı da var aynı zamanda. Tabii tabii canım. Yani bu anda da bu bağ devam eden bir şey. Yani benim oğlum Tayyip Oğuzhan Bey'in kızıyla evli, torunlarım var. Sayın Cumhurbaşkanı'yla rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ün yaptığı bazı görüşmeler vardı ve orada kamuoyuna yansıyan şekliyle aslında sizden rica edeceğim. Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'nin katılması yönünde Oğuzhan Bey'in hatta yazdığı bir mektuptan bahsedilir. Kendisini milli görüş lideri olarak nitelendirdiği uzunca bir mektup var. Orada öyle bir eğilim içerisinde olduğu şeklinde kamuoyuna yansıyan bilgiler ve sizin buna karşı çıktığınız belirtiliyor. Bu işin arka planı nedir? Şimdi bakın bizim burada ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Asiltürk'ün görüşmelerinin muhteviyatını çok böyle detaylı olarak bilmiyorum ama Oğuzhan Bey bana genel manada neler konuşulduğunu aktardı. Hı hı. Oğuzhan Bey'in bir geçmişte daha önceki seçimlerde Sayın Davutoğlu başbakanken bir ittifak konusu gündeme gelmişti. O zaman bugünkü ittifaklar yok henüz. İttifak yani AK Parti içinde biz seçime gidecektik. Hı hı. Ve o zamanki şartlarda da kaç milletvekili istersiniz denildiğinde Oğuzhan Bey işte 23, 24, 25 grup kuracak kadar bir milletvekili isteriz. Tayyip Bey yok dedi. Olmaz bu. Onda araya yalnız bu işi başlatan benim vasıtamla başlattı. Yani bana geldi. Siz böyle bir ittifaka var mısınız? Olabilir dedim. Onun üzerine siz yeşil ışık, pardon, yeşil ışık yaktınız mı Cumhurbaşkanı? Tabii o zaman biz Cumhurbaşkanlığı meselesi yok. Ondan önce bu. Hangi yıl? 95 seçimleriydi herhalde. Yani o yaptığımız zaman diyorum Sayın Davutoğlu başbakandı. İlk görüşmeyi de onunla yaptık biz. Ama arkasından Oğuzhan Bey çok ısrarlı 20 üzerinde durunca beni araya giren arkadaş tekrar aradı. Dedi ya 20 noktasında mısır mısınız? Ben değilim dedim. Bence yani iki rakamlı olduktan sonra önemli değil. 10 olsun. Hatta ben 9-8'e bile razıyım dedim. Oğuzhan Bey dedi ki yok. 20'nin altında kesinlikle kabul etmem. Onun üzerine ben dedim görüşmelerde yoğun bundan sonra siz devam ettirin. Oğuzhan Bey kendisi devam ettirdi. Seçime yakın pat diye bütün kapılar kapandı. Biz bir daha AK Parti ile selamlaşamadık bile seçime kadar. Allah'tan ki kendi listelerimizi hazırlamıştık. Kendi listelerimizle seçime girdik. Yoksa seçime bile giremiyorduk. Ama o zaman bugünkü sistem yoktu. Başkanlık sistemi yoktu. Aynı zamanda da ittifak diye bir konu yok. İttifak dediğiniz seçime aynı parti amblemi altında girmek konusu vardı. Fakat bugüne gelindiğimizde artık bu söz konusu değil böyle bir şey. Biz AK Parti ile seçime nasıl gireceğiz? Sayın Asiltürk dedi ki yine biz en az 20 milletvekili isteriz dedim kendisine. Ben dedim ki ya bu şartlar böyle değil ki artık. Değişti. Şartlar değişti. Kimse bize 20 tane milletvekili çıkarıp da vermez kolay kolay. Onun için ben böyle bir görüşmenin içinde bulunmam. Bu farklı bir anlayış. Eğer öyle bir şey verecekse oturup konuşulabilir de. Fakat Oğuzhan Bey kararını vermemişti. Yani onu da tekrar ifade ediyorum. Hatta biz Cumhuriyet Halk Partisi ile de görüşmelerimizi yapalım. Hangisi bize daha avantajlı teklifte bulunursa onlarla beraber oluruz. Aynen bu ifadeleri kullandı. Bana karşı. Ama sonradan 20 vekil verilseydi olabilirdi yani. Şu anda ben bir şey söylemiyorum. Ya o zamanki ifadelerinizi ben söylüyorum. Ben aynı şeyi söyledim şimdi. Yani bu konuda bunun nasıl verileceği, nasıl olacağı belli değil. Yani bizim bugünkü şartlar altında seçime girerken kendi amblemimizle gireriz. Ayrıca orada bize bir takım kapılar açılırsa da o noktada da bir tercihte bulunabiliriz. Sayın Genel Başkan, programın başından beri ilkelerden yola çıkarak açıklamalarda bulundunuz. Ama burada bir sayısal bir şey var, denklem tabii, var. Ama bir tarafta 20 var, bir tarafta 2 milletvekili şu anda 1'e düşmüş bir durum var. Şimdi bak farklı şeyler söylüyoruz. Tekrar diyorum ki ben biz hangi ittifakta olursa olsun kendi amblemimizle seçime girmeyi
olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Şunu kastediyorum. Cumhur İttifakı'yla bir arada olma ihtimaliniz var mı sorusuna ben karşılık işte onun için ilkesel bir cevap ben verdiniz. Ben şu anda ilkesel bir cevap verdiniz. Konu... AK Parti iktidarının yaptığı yanlışlardan açıklamalarda bulundunuz. Fakat 20 vekil gelseydi beraber olabilirdik. Bu biraz sayısal bir şey değil mi? Yanlış işte. Değerlendirmeler gene yanlış. Ben diyorum ki biz mutlaka kendi amblemimiz altında seçime gireceğiz. Ha, ekstradan böyle bir avantaj sağlanırsa Oğuzhan Bey'in tercihini söylüyorum. Ama benim başka rezervlerim var. Mesela? Bu sistem kalkmadan olmaz. Bu sistem değişmeden olmaz. Cumhurbaşkanı laüsel olacak. Biz bunu kabul edemeyiz. Zaten bizim geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşmeler arkasından bu görüşmelerin açıklanması konusunda nasıl bir sistem düşünüyorlar bize gönderilen isimler. Ben bunları söylerken biz şu anda bu sistemle Türkiye'nin yönetilemeyeceği kanaatindeyiz. Bu değişmeden olmaz. Çok açık ve net ifadem ben. Sayın Cumhurbaşkanı da biz bu noktada bir mahsur görmüyoruz. Seçime böyle gideceğiz dedi. Ha yarın başka türlü olur mu onu ben bilmem. Şu anda İhtimal dahilinde diyorsunuz. Yani her zaman ihtimal binde bir de olur, milyonda bir de olur, yüzde bir de olur. Evet. Onun için buradaki ön şartlar farklı. Bizim geçmiş dönemde Millet İttifakı'nın içinde yer almamızın temel sebebi bu sistem değişikliğine rıza göstermememiz. Bütün partiler olarak. Bu sistem değişmedi. Biz hatta o zaman şunu söyledik. Biz prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz. Layüsel, denetlenemeyen bir başkanlık sistemine karşıyız. Bunu da ifade ettik. Ama şu anda geldiğimiz noktada tekrar başkanlık sistemini konuşmanın bir gereği yok artık. İhtiyaç da duyulmuyor. Girdim çünkü ihtimali var mı peki? Şu anda gözükmüyor. Yani buna rıza gösterecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Millet İttifakı iktidarında böyle bir şey mümkün mü sizce? Ben yani bu zorlama olur diye düşünüyorum şu anda. Çünkü öyle, mecliste çoğunluk sağlanması... Şimdi tabii yok ama yani bu iş ileride gelebilir. Bu yok meclisteki milletvekilleri çoğunluğuna bağlı. 400 tane milletvekili bu sistem değişsin dedi miydi? Kamuoyuna gitmeden bu sistem değişir. Aritmetik olarak bahsettim. Çok matematiksel olarak mümkün tabii. Değil gibi gözüküyor. O anlamda söylemiştim. Evet. 2023 gibi gözüküyor seçimler. Bir açıklamanız var. OHAL ilan edilebilir şeklinde. Benzer bir açıklama 2020'nin Mart ayında da yapmışsınız. Yalanlandı. Yani böyle bir planımız yok denildi. Yalanlama diye bir bunun yalan ben bir ihtimal diyorum ya. Benzer bir açıklamanız geçen sene de var ama. Tamam da olsun. O da diyor ki hayır böyle bir şeyimiz yok. Bitti gitti bu kadar. Yani bizim burada söylediğimiz bir tahmin. Bunun farklı şekilde yorumlanması o da cevap veriyor. Hayır, biz zamanında seçime gideceğiz diyor. Bizde buna bir itirazımız yok. Tamam, zamanında seçime gidilir. Ama öyle bir kanaat var ki bugünkü şartlarda 15 gün de olsa belirlenen seçim tarihinden önce bir seçim olmazsa Cumhurbaşkanı'nın bir defa daha aday olma ihtimali yok. Anayasa açık. O halde demek ki bir erken seçim olacak. Kaç gün, kaç ay önce olacak onu bilmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın adaylığı, Sayın Erdoğan'ın adaylığı vazgeçilmez ise, kesinse buna ihtiyaç var. Çok vaktimiz kalmadı. Çokça gelen bir soru. LGBT hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni de böyle bir bütün olarak kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde önem verdiğimiz hususlar var. Kadına şiddet. Biz bu konuda ciddi manada çalışmaların yapılması gerektiğine ve yapılan İstanbul Sözleşmesi de maalesef bu şiddeti engellemedi, önlemedi. Bugün AK Parti içinde de farklı kanaatler var. Destekleyen var, desteklemeyen var. Onun için bu noktayı biz çok açık olarak ifade etmek isteriz. Bu görüşme... Ailenin korunmasını önemsiyoruz. Konu liderler arası görüşmelerde gündeme geliyor mu? Gelmedi, hayır şu yerine kadar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bazı şeyleri var. Babayiğit ifadesini kullandığınız için sormak durumundayım. Anlayışınıza sığınıyorum. Yok, babayiğit ifadesi belli bir maksatta kullanıldı. Bu demek değildir ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her görüşüne katılıyoruz. Görünen o ki 2023 gibi gözüküyor. Erken de olabilir diyorsunuz. Büyük ihtimalle. Alamazsam bırakırım dediğiniz bir oy oranı var mı? Yok.
Biz diğer partilerden farklı olarak çok temel kurallarımızın, kanaatlerimizin olduğu bir biz partiye sahibiz. Bizim ideallerimiz var. Biz bundan vazgeçmeyiz. İnancımız var. Biz bundan vazgeçemeyiz. Biz bugünkü halimize rağmen bütün dünyada barışın ve huzurun olmasını hedef seçmiş olan bir siyasi anlayışa sahibiz. Onun için kendi sınırlarımızın içine bile hapsedilemeyiz. Ama elbette bir yerden dünya barışını istiyorsak bir yerde başlamamız lazım. Erbakan hocamız da bu elbette kendi memleketimiz dedi. Kendi memleketimiz deyince üç tane hedef koydu. Birincisi biz ahlaki ve manevi değerleri ihya etmeliyiz ki ülkede huzur ve barış olsun. İkincisi bu yetmez. Bizim maddi ihtiyaçlarımız da var. O halde biz ağır sanayi hamlesini ve maddi kalkınmayı mutlaka mükemmel bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Üçüncü hedef, bundan sonra da dünya barışı için, dünyada barış ve huzur olsun diye bütün dünyanın barışını tesis etmek üzere bir kolları sıvar, çalışmalara başlarız. Elbette orada kolları sıvayacağız dediğimiz zaman önce kendi bölgemizde bulunan Müslüman ülkelerle, tarihi kültürler bağlarımız olan ülkelerle bir araya gelmeyi, daha sonra da işte... Kastettiğim şey şuydu aslında, çok 57 ülkenin... iddialı ifadeler kullanıyorsunuz. Yani evet. Saadet Partisi'nin iktidara en hazırlık parti olduğunu planlarıyla, projeleriyle. Evet. Bu çok iddialı bir söz ve bu iddianın karşısında bir soru çıkıyor. Evet. Bu iddianın altını dolduracak bir ortaya bir... Ne derler? Ödül mü derler artık? Yok. Ben bunu yani... bütün liderleri soruyorum bana gelen. Ve bu haklı bir soru şimdi değil mi? Yani bahsettiğiniz o ideali gerçekleştirecek daha iyi bir genel başkan mesela. Ha, daha iyi bir genel başkan olabilir. Yani ben giderim, benden daha iyi yapacak birisi gelir. Olmasını da arzu eder. Yani onu hemen söyleyeyim. Hı hı. Bu apayrı bir iş. Ama biz siyasal bir parti olarak bu idealleri önemsedik. Ne zamandan beri? 50 senedir. Erbakan hocamız siyasi hayata atılmadan önce bir motor fabrikası kurarak başladı işe. Onun arkasından Odalar Birliği'ni harekete geçirip bütün müteşebbislere heyecanlandırıp hadi bakalım Türkiye'yi birlikte kalkındıralım dedi. Odalar Birliği Başkanı seçilip o engellenince o zaman dedi ki anladık ki siyasete girmeden... Bu işin çözümü olmuyor. Hı hı. Siyasete girme kararını böyle aldı ama yine maddi kalkınmayı önemsediği için bütün Türkiye'yi dolaştı, şunu anlattı. İslam alimleri bugünkü ilimlerin tamamının temelini atmıştır. Kendinize güvenin, inancımıza güvenin, biz yapabiliriz. Kimse demesin ki ya biz uçak yapmak. Nerede daha doğru dürüst araba bile yapamıyoruz gibi bir kanaate düşmesin diye bunu Türkiye'nin tamamını dolaşarak İslam alimlerinin ilme hizmetini anlattı. Şimdi bakın. TOG ve SİHA'ları nasıl buluyorsunuz efendim, bu anlamda? Çok önemli. Çok önemli. Çok geç bile kaldı. Erbakan Hoca daha Tayyip Bey bu konuya el atmadan önce bir 2000'li yılların başında biz... Evet, eski fotoğraflar var. Biz... Müslüman ülkeler toplantılarını, Müslüman ülke birliği toplantısını yaptığımız zaman Erbakan Hoca çağırır. Hadi bakayım şunlara yarım saatlik bir gösteri, bir takdim yapın. Neler üzerinde çalışıyoruz bilsinler. Daha bugünkü hiçbir şey yapılmamış. Sadece bir iki tane küçük elle atılan model var. Onları gelen bütün İslam alemi temsilcilerine dinlettiriyordu. Ha aradan 10 sene geçti. Sayın Cumhurbaşkanı bu işe el atınca o zaman da cidden bizim özlediğimiz manzara ortaya çıktı. Ben gittim gördüm. Hakikaten bu bize şunu gösteriyor yalnız. Her sahada biz bunu yapabiliriz. Her sahada. TOG'u görme şansınız oldu mu? Teknofest'e gittiniz zannediyorum. Orada da gittim, vardı gerçi. Gittim. Ya yani yerli otomobilden bahsediyorum. Görme şansınız oldu mu? Yani top konusunda çok iddialar ortaya atıldı. Yani o bir model görmeyi ben önemsiyorum da şunu ben anlamıyorum. Sayın Erdoğan
kendisinin inisiyatifiyle başlamayan hiçbir projeye önem vermiyor. Hiçbir adımı benimsemiyor. İşte Hacettepe'de 4-5 kişi çıkmış, mühendisler, spor arabası dizayn etmişler iki tane, %100 yerli imal etmişler. Ne zaman? Bundan 5-6 sene önce. Ben Sayın Erdoğan'ın bir kere bile vay canına be neler varmış bizim Türkiye'de, aferin sizlere dediğini duymadım. Yapmışlar. Gıkını çıkaramıyorlar. Neden? Çünkü ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihiyle bir proje yürüyorsa yürüyor, yoksa yürümüyor. İsterse muazzam bir proje olsun, vur tepesine gitsin. Otomobil ben biliyorum galiba. Spor tarzı bir otomobil değil mi? Spor. Tabii tabii iki tane. Adı neydi? Adı mı önemli milli, değil. Milli görüş müydü? Yok yok milli görüş falan değil. Hiç devrim bizim... devrimdi galiba. Hayır zamanında. Hayır devrim dediğiniz ta. Bir... Yok yok değil değil. Biliyorum devrim projesi bambaşka bir proje evet. Ama o otomobille de yanlış hatırlamıyorsam hatta Teknofest'e katıldılar ödül aldılar diye biliyorum. Yok yok. Onlar ben bilmiyorum o zaman. Ben çünkü Teknofest'e gittim. Hı hı. Allah razı olsun beni aldı. Kendisi bizzat 2 saat gezdirdi. Bütün standlara gittik, gördük. Yani aslında ayrı bir ufuk var onda. Bu çok önemli bir şey. Sadece kendisi için değil, başka konularda da biz birçok adımlar atabiliriz. Birçok projelere imza atabiliriz kanaati var. Kafa yapısı öyle, ailecek öyleler onlar. Allah rahmet eylesin. Babaları benim 40 yıllık dostumdu. Hı hı. Yani Teknofest aslında bahsettiğiniz bu yeni beyinlerin projelerini ortaya çıkartmaları için çok güzel bir alan. Çok muazzam bir şey. Yani sonradan da ben özellikle kendisi söylemişti yani bizim tesisleri gelip görün. Hı. Ne düşünüyoruz, ne hala hayal ediyoruz diye ben gittim. 2,5-3 saat kaldım. Verdiğiniz bir poz var hatta. Evet bütün hı. fabrikayı, tesisleri bugün inşa etmekte oldukları, yakında bitirecekleri özellikle... Yazılım mühendislerinin çalışacağı tesisleri gördüm. Yani hakikaten müthiş bir çalışma. Bu soruyu sormazsam linç edileceğim. Evet. Sürekli geliyor. Sonra da beni linç etmesin. Sivas olayları size göre bir katliam mı? Ya bu, ben bu sözü... Çok fazla yani cevap verdiniz şimdi, ama evet, sonra durumundayım. Bu çünkü söz çok fazla geliyor. Bunu getiriyor. Arkadaş Sivas hadiseleri korkunç bir hadise. Tasvip edilmesi mümkün olmayan bir hadise. Bu hadisede bugüne kadar sadece ve sadece ben suçlanmıştım. Allah'tan ki benim hadiselerin başında yaptığım bir konuşma şimdi televizyonlara rastladı. Vay canına ya biz bunu bilmiyoruz dediler. Ve benim üzerimdeki ithamları kaldırdılar. Bundan dolayı da memnun oldum. İfade edeyim. Burada tarif itibariyle kullanılan ibareden dolayı bir farklı anlayış olabilir. Ben onun üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü bu bir mugalata haline geliyor. Bunun da doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama Sivas hadiseleri yani planlanmış olma ihtimali büyük. Ben çünkü bunu da ifade ettim. Bu bana doğrudan doğruya o zamanki Emniyet İstihbarat Müdürü'nün verdiği bilgidir. Bana bir gün sonra geldi. Biz dedi 15 gün önce Çevik Kuvvet'in 1/3'ünü Divriği'ye gönderdik terör hadiseleri meydana geldiği için. Bir hafta önce de Hafi'ye gönderdik. Orada da terör hadiseleri meydana geldi. Ben endişelendim. Bir hadise merkezde olursa müdahale edecek gücümüz kalmadı. Emniyet müdürüne, valiye söyledim. Hiç merak etme bir şey olmaz dediler. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürü'ne, Başbakan'a telgraf çektim. Bakın bir hadise meydana geldiği takdirde müdahale edecek gücümüz kalmadı. Buraya takviye gelmesi icap eder dedim. Ama aslında suç işledim. Çünkü ben ancak valiye karşı ve emniyet müdürüne karşı sorumluyum. Öbür tarafa benim gitmemem icap ederdi. Ama giderek bir endişemin izale edilmesine çalıştım. İşte o bende bir soru işareti meydana getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne önemli bir isim. Bilmiyorum izin verirse ismini de paylaşabilirim. Şöyle bir şey yapmış bu arada süremizi açtık ama çok fazla linç yedim bu konuda niye sormuyorsun diye.
çekindiğimi söyleyenler var. Sivas katliamı yapılırken Sivas Belediye Başkanı idi. Konuşma yapmak istediği yarım kaldı. Sivaslı katleden sanatçılarla helalleşmeyi düşünür mü müdahale edemediği için? Ya müdahale etmek. Şimdi ben bunları hep tahrikkar ifadeler olarak görüyorum. Benim dahlim olmayan bir konuyu niye ille de bu noktaya getiriyorsunuz? Ben üzgünüm. Hakikaten onların bütün ailelerine başsağlığı dileklerimi ilettim. Gene de iletirim. Ama helalleşme, ben suçum ne ya? Yani Allah rızası için bunu birisinin söylemesi icap eder. Suçu kabullenmektir bu. Öyle şey mi olur? Siz itham edeceksiniz. E ben helalleşeyim o zaman diye. Hangi suçtan dolayı? Hangi vebalden dolayı? Ya Allah rızası için bunlar bu soruyu valiye, emniyet müdürüne bir kere sordular mı? Esas onlar mesul. Asayişten ben mesul değilim ki. İşte bunlar hadiseleri, çarpıtma çabaları. Ben buna üzülüyorum. Ya Allah rızası için bir de mantıklı olun ya. Mesullerini değil, neden beni muhatap alıyorsunuz siz? Kimse emniyet müdürünü ve valiyi sorgulamıyor. Hatta valiyi taltif ettiler bilahare. Göreve geldikleri zaman böyle şey olur mu ya? Bu toplantıyı ben tertip etmedim, o toplantıyı. Vali organize etti. Hiç bana danışmadan. Bir heykeli onlar diktiler. Ben diktirmedim ki. Hangi heykeldi o? İşte ben de ondan sonra öğrendim. Bir de biraz anladık ki bir Pir Sultan Abdal'ın iki köpekle bir heykeli dikilmiş. Size danışmaları neyi değiştirdik ya? Efendim? Size danışmaları, yani ortamı yumuşatır mıydı? Ne olurdu? Ya bana danışmalar arkadaş, bir imarla ilgili bir iş yapılıyorsa valinin bana bunu söylemesi icap eder. Heykel giriyor mu imar işlemlerine? Elbette ya, sen herhangi bir yere heykeli dikemezsin, herhangi bir heykeli. Olur mu öyle şey? Haber edilseydi. Yani ayrı bir konu. Hı hı. Benim bir şey değiştirip değiştirmemek, kendisi ille de ben bunu yapacağım derse zaten yapmış. Hı hı. Oldu bittiye getirmiş. Ama öyle bir şekilde yapmış ki halktan gizlemiş. Binaların arkasına ve arasına o heykeli dikmiş. Sonradan da bunun farkına varılınca tepki de oldu. Tepki de olunca da önce ben karışmıyorum, bu şeyindir, Kültür Bakanlığı'nındır dedi. Arkasından da Kültür Bakanlığı tamam kaldırsın dediği için kaldırıldı. Zaten ben heykel deyince tunç heykel anlamıştım. Meğer bu plastikten yapılmış bir heykelmiş. Onu da alıp getirdiler otelin önünde yakınca yangın o zaman çıktı. Problem oldu. Yani bu hadiselerin Allah rızası için yeter ya. Benim üzerime, bu benim üzerime gelmektir gene. Benim bir yerde suçum olduğu zaman ben özür dilemesini de, helallik dilemesini de, af dilemesini de bilirim. Ama önce mesul olanlardan bu sorulsun. Efendim belediye başkanı olarak gücün yetmediğinden dolayı. Ya belediye başkanı olarak benim böyle bir mesuliyetim yok zaten. Ben emniyet müdürü beni çağırdığı için, valiyle de görüştükten sonra gidip konuştum. Onların bilgisi tahtında faydalı olur dediler. İlk konuşmam fayda verdi, gençler dağıldı. Ama onun arkasından otelin önünde insanların toplanmasına mani olamadılar. Onun için Sivas hadiseleri denilince benim içim her zaman burkuluyor. Bu kadar insanın ölmesini kabullenmek, bunu benim belediye başkanlığım döneminde olmasını kabullenmek elbette bana hiçbir zaman kolay gelmiyor. Pekala Sayın Genel Başkan. Pek çok soru yönelttim. Cevap evet. almaya çalıştım. Bu arada bir hatırlatma geldi. Genel Başkan olduğunuzda ilk biz konuk etmişiz. TV.net ekranlarını konuk etmişiz. Evet, Ahmet bugün Bey'le görüştüğümü bugün de konuşurken yeniden, Ahmet Bey'le görüştüğümüzü hatırladım. Bugün de yeniden konuk ettik. Evet. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir imkanı verdiğiniz için. Aradan epey zaman geçmiş demek ki. Kaç? 5 sene. 5 sene olmuş demektir evet. yaklaşık olarak. Evet, teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. İnşallah bizi dinleyenlere aydınlatacak bazı bilgiler vermişimdir. Ben sormaya ve cevap almaya çalıştım. Tamam, yani. Çok teşekkür ederim yeniden. Sağ olun, ben de size teşekkür ediyorum. Sen sorularda bu akşam konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'ydu. Sorularınızı yöneltmeye ve cevap almaya çalıştım. Önümüzdeki hafta bir başka konukla ve bu sefer İstanbul stüdyolarından yeniden bir arada olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
konuşmalarımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. İstifayı düşündünüz mü?